Merhabalar değerli dostlar. Bugün uzun sap bağlamaya yeni başlayanlar için çektiğimiz ikinci bölüm. Bu videoda ne var? Bu videoda nota yerlerimiz ve egzersizlerimiz var. 5 tane nota öğreneceğiz. Yine ilk bölümde olduğu gibi ikinci bölümde de rahatız. Bölümler geçtikçe, biraz ilerledikçe artık profesyonel anlamda tartımlarla beraber notaları ve tartımları yapmamız gerekiyor. İlk bölümde söylediğim duruş tutuş oturuş vardı. Bir de bağlamayı tutuş vardı. Biraz videoyu da geç atma sebebim bunları biraz daha alışabilmekti aslında. Şimdi hatırlayalım kısa bir bilgi. Bağlamayı bir tutuşum vardı. İlk bölümde olduğu gibi. Bu mutlaka rahat olmanız gerekiyor arkadaşlar. Alt telde tezenin çalışmasıyla mutlaka başlayın. Şu anda videoyu izlerken de bağlamanız varsa mutlaka aşağı yukarı bir bileğiniz, vücudunuz alışsın. Rahat olması gerekiyordu. Rahatlık çok önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bugün 5 tane notamız var. Bir de pozisyonumuz var aslında. Pozisyon neye denir? Onlara da değinmek gerekiyor. Hemen başlayayım ikinci bölüm videosuna. Arkadaşlar en alt 3 telimiz vardı ya, ilk bölümde söylemiştim. Buna birinci tel deniyor. Her enstrümanda birinci tel en alt tel anlamında. Bağlama enstrümanında en alt 3 telin adına la deniyor. Yani biz bu 3 notaya vurduğumuzda bize gelen ses la sesi. Bağlamaya göre, Türk halk müziğine göre. Şimdi normalde tezeni çalıştığımda aslında her vuruşun adı la eder. İlk bölümde de söylemiştim. Müzik ne demek demiştik. Müzik duygu ve düşüncenin sesle yansımasıydı. Biz nota derslerimizde geldiğinde bu kavram bizim çok işimize yarayacak ve her şeyi sözel anlamda, vücut anlamında biz duyuyor olacağız. Müzik, duygu, düşüncenin herhangi bir sesle aktarımı aslında. Şimdi ben sadece yaptığım şey en alt telde la la. Unutmamam gereken şey la sesi hiçbir yere basmadan en altta vurduğum yerin adı la. Bunu unutmamam gerekiyor. Uşak, hatta Hüseyin'i yapacağız. Hüseyin'i beşlisi yapacağız. Peki nedir bu Hüseyin'in beşlisi? İşte en alt telimin adı la idi. İkinci perdemin adı. Şöyle hesaplıyorduk bunu. Şurada bir üst eşiğim vardı. Şu aralara perde diyordum. Birinci perde, en alt telde birinci perde burası. İkinci perdeye basıyorum. İşaret parmağımla basmam gerekiyor. Pozisyon icabı. Bastığım ikinci perdenin adı si bemol 2. Arkadaşlar si bemol 2. Böyle de bir duyumu var. Ne yapacağım? Her notada aynı ilk birinci bölümdeki videodaki gibi tezene yönleriyle her notayı iki tane bulacağım. Şimdi en alt boş telin adı la'ydı. La la. Aşağıya la, yukarıya doğru la aldım. İkinci perdeye bastım. Si bemol 2, si bemol 2. Normalde notalar okunurken, solfej yapılırken Si diye söyleriz ama si bemol 2 basacağız burada ikinci perdede. Bu komalar ne? Onları da nota videolarında geçeceğiz zaten ayrıca. Üçüncü parmağımla, yani yüzük parmağımla dördüncü perdeye basacağım. Buranın adı da do. Yani baştan gelirse la la si si do do. Burayı bir oturtalım beraber. 3 4 La la si si do do. En alt telde yaptığım şeyin adı. Bunu evde şöyle çalışmanız lazım. Si'ye basacağım deyip, işte si bemol 2'ye basacağım deyip hemen nokta atışı. Do'ya basacağım deyip hemen nokta atışı yapabilirsiniz. Bir daha yapalım beraber. Son 2 3 4 La la si si do do. Bakın, bağlama burada durması gerekiyor. Elimde olduğu gibi. Onun için notalara basacağım ve şimdi pozisyonum değişecek. Bağlamayı mutlaka duruş tutuş oturuş çalışmanız gerekiyor. Bir daha başlayayım. Beraber başlayalım. 3 4 La la Si si Do do. Ve en önemli pozisyon değişikliğim şimdi. İşaret parmağım 7. perdeye geliyor. Aslında 1. bölümde buradan bir egzersiz yapmıştık. Önemli olan şey şu, ritmi bozmadan 3. parmaktan sonra 1. parmağımı 7. perdeye getirmem gerekiyor.
Deneyelim. 3, 4. La, la. Si, si. Do, do. Re, re. Notamızın adı re arkadaşlar. Bir daha geleyim. 3, beraber yapalım. 3, 4. La, la. Si, si. Do, do. Re, re. Bir daha gelelim. 3, 4. La, la. Si, si. Do, do. Re, re. 4 tane notam oldu. Son notamı ekleyeyim. 2 tane boşluk bırakıyorum. Burası 7 idi. 8, 9. 10. perdeye basıyorum. Mi. Mi sesim var. Buna da yüzük parmağıyla basıyorum. İki farklı egzersiz yapacağız. Egzersizimiz aynı ama parmak numaralarımızı değiştireceğiz. En baştan gelelim. Hazır. 3, 4. La, la. Si, si. Do, do. Re, re. Mi, mi. Evet. Parmaklarınıza arkadaşlar aşağıya gitmemesine, çok fazla uzaklaşmamaya çalışsın. Baş parmağınız da buradan hep merhaba desin. Yani egzersiz yaparken hep baş parmağınız sanki her an notaya basacakmış gibi durursa, dik durursanız ve bağlama sap tarafı yaklaşık omuzunla beraber aynı hizada olursa daha şık gözükecektir karşıdan, TRT sanatçıları gibi. Bir daha hatırlatayım. En alt elimizin adı la. Hiçbir yere dokunmadan vurduğumuzda la. İkinci perdenin adı si bemol 2 demiştik. Şurada eşik var. İlkine basmıyorum. İkinci perdem si bemol 2. Dördüncü perdem do. Yedinci perdem re. Onuncu perdem de mi. Şimdi en baştan bir daha gelelim. Her notaya iki değer verelim. Yarım vuruş yapıyoruz aslında. Bunları da bölümler ilerledikçe artık notalarla beraber profesyonel çalmaya başlayacağız. Evet, başlıyorum. Hazır. Elimi hazır deyince videoyla beraber dik durun ve elinizi, tezen elinizi en alt telde şöyle bir yerleştirin. Aşağıya doğru çekeceğiz çünkü. 3, hazır. 3, 4. La, la. Si, si. Do, do. Re, re. Mi, mi. Bir de bunun tersini yapacağım. Bakın, her bastığım notada bir parmağım vardı. Bunları yazabilirsiniz. Şimdi mi'de kaldım. En son mi, mi yapmıştım. Burada birinci başlatıyorum. Yani tekrar mi, mi yapacağım. Toplamda 4 olacak. Buradan re'ye geleceğim. Re, re. Buradan do'ya geleceğim. Üçüncü parmak. Buradaki geçişe pozisyon diyoruz işte biz. Re, re, do, do, si, si, la, la şeklinde. En baştan birleştirelim beraber. 3, 4. La, la, si, si, do, do, re, re, mi, mi, re, re, do, do, si, si, la, la. Olması gereken bu. Ama ne demiştik? Mi, 4 demiştik. Bir daha geliyorum. La, la, si, si, do, do, re, re. Tekrar edeyim, solfej yapılırken, bona yapılırken si bemol 2 söylemiyoruz, si diye söylüyoruz ama bastığım yerin adı si bemol 2, bunu unutmamam lazım. Bir daha baştan başlayalım, sonra biraz yön verelim bakalım, hızlandıralım. Hazır. 3, 4. La, la, si, si, do, do, re. Baştan la la si si do do re re mi 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 re re do do si si la la.
Evet. Biz ne yaptık? Her notaya iki tane tezene vuruşu verdik. Yarım vuruş düşünün. Sekizlik notu olarak düşünün. Şimdiden böyle kulağınıza çalalım. Şimdi diyorum ki her notaya bir hareket yapalım. Tezenemiz hiçbir zaman hep aşağıya hep yukarıya gelmeyecek. Yani her zaman aşağı yukarı. Aşağı yukarı şeklinde olacak. Yani la si do re mi re do si la. Bir daha alalım. Her notaya bir hareket yapıyorum. Yani yazarsanız eğer la aşağı, si yukarı, do aşağı, re yukarı, mi aşağı, re yukarı. Yani başa döndüğüm zaman bu tezenem hiçbir zaman değişmiyor. Hep aşağıya, yani iki defa üst üste hiçbir şekilde gelmeyecek. Ona çok dikkat edin. Bir daha baştan başlayalım. Yavaş alalım. Sonra videoda çalışmak isteyenler çalışabilirler. 3, 4. La, si, do. Başa döndüm. La, si, do, re, mi, re, do, si, la. Baştan başlarken hep yukarıdan aşağı başlıyorum. Hızlandırmak isteyenler için de yapalım. Yani ben zaten bunları yapıyorum, biraz daha hızlandıralım diyenler için. Geliyor. Son 2, 3, 4. La, si, do, re, mi, re, do, si, la. Solfej, buradaki frekanslara girdiğinizde, ses değiştirdiğinizde yaptığınız söyleme, şandır. Yani notaları biz enstrüman gibi söylememize deniyor. Yani mi, re, do, si, la. Aynı bağlamdaki sesleri vermeme solfej deniyor. Benim baştan beri yaptığım şey adı da bono. Yani hepsini bir la gibi okuyorum. La, si, do, re, mi. Yani o tınıyı yakalamıyorum. Buna bono deniyor arkadaşlar. Solfejle beraber yapalım. Söylemek isteyenlerin de hem de notaya alıştırmış oluruz. Hazır hızlandırıyorum. Son 2, 3, 4. La, si, do, re, mi. Unutmayın hepsi aynı uzunlukta olacak. Dikkat etmeniz gereken videonun sonunda önerebileceğim, yani sizi buradan ellerinizi göremediğim için tek uyarabileceğim şey do'dan re'ye geçerken beklememeye çalışın. Yani bunu yavaş çalışın. Şu olacaktır. La, si, do, re. Hayır, bunu istemiyoruz biz. La, si, do, re. O hıza, o metronuma yetişmek istiyoruz. Onun için mutlaka ve mutlaka do re geçişine, sondan başa geldiğinde mi re do geçişine, yani birinde birinci parmağım geliyordu, buradan da üçüncü parmağım geri dönüyor. Buna çok dikkat edin. Yani kendinizi video çekip izleyebilirsiniz ritimler oluyor mu diye. En güzel çalışma aslında kendinizi videoya çekip ara ara onları izlemektir. İlerlediğinizi görür. Hatta şimdi şey diyeyim ben. Kendinizi şu anda bağlamada nasıl tutuyorsunuz, ne yapabiliyorsanız çekin. Bir ay sonra beraber izleyelim. Yani videolarımda faydasını görmüş olacaksınız. Neler yapıyorsunuz, duruşunuz düzeldi mi şeklinde. Kendinizi gördüğünüzde biraz daha sizi ateşleyecektir. Onun için kendinizi mutlaka videoya çekin. İzlemeyin. Bir ay sonra işte 4. 3. bölüm, 5. bölüm artık hangi video bölümü çekersek ben orada hatırlatmasını yapayım.
çektiğiniz videoları izleyin dediğimizde izleyin, ne kadar yol kat ettiğinizi göreceksiniz. Baştan başlayayım. Eve oturdum. Bağlamamı açtım. Hazırladım her şeyini. Akort için videosunu biraz daha zamanımız var. Önce egzersizimi yapmalıyım. Şuydu egzersizim birinci bölümde. Hızlandırdım. Sonra notu yerlerim. En alt en adı La. Si bemol 2. Do. Re. Mi. Re. Do. Si. La. Si bemol 2. La yaptım. Bitirdim. Bunu her gün yani en az 1 saat yapmaya çalışın. Bir o egzersiz. Sıkıldıktan sonra notu yerlere. Sıkıldıktan sonra birinci bölümdeki egzersizler. Bunlar size biraz hem zaman kazandıracak hem tezenenizin oturmasını sağlayacak. Ondan sonra notalar da geldiğinde kendi kendinize ilerletebileceksiniz. Bana bir ihtiyacınız ya da herhangi bir öğretmene ihtiyacınız olmayacak. Ta ki daha profesyonel çalmak isteyene kadar. Çünkü halk müziği usta çırak ilişkisiyle giden bir müzik türü. Tavır öğrenmek isteyeceksiniz. İşte şeyi takip edebilirsiniz. Bölümde kanalda uzun sap bağlama ileri seviyede mesela zeybek tavrını geçtik. Oradaki vuruşlar gelmeye başlayacak. Ondan sonra da hem hakimiyet hem nota eğitiminiz olması gerekiyor. Ve bu şekilde de tek destek almak istediğiniz şey o olacak. Zaten kanalda da var. Onun için tek şey yapmamız gereken çalışmak, sabırlı olmak. Bir de önümüzdeki videoya kadar bağlamayı karıştırın. Yani en alt tele vurup en alt tele basıyoruz ya. Basın hangi yerde ne notalar var, bağlama nasıl bir enstrüman, hızlı yapabiliyor musunuz? Mutlaka deneyin. Enstrümanı ne kadar iyi tanırsanız o kadar hakim olacaksınız. Çok değişik sesler çıkıyor bağlamada. Biz sadece şimdilik bu kadar bileceğiz. Ama ara ara 3. bölümden sonra da böyle küçük dinletilerle, türkülerin girişleriyle sizlere örnekler vermeye çalışacağım. Dediğim gibi çalışmalarınızı ihmal etmeyin. Mutlaka ve mutlaka her gün çalışın. Çünkü bir gün çalışmadığınız zaman 2 gün geri geleceksiniz. Yetenekli bir toplumuz. Tek işimiz çalışmak. Bu video bu kadar. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Bol müzikli haftalarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.